Herkese merhaba. Bugün havacılığın en çok sorulan sorusu Boeing mi Airbus mu'nun cevabını vermeye çalışacağım. Bu konu neye göre değerlendirilir? Tasarım mı? Ebat mı? Sistemler mi? Yoksa güvenlik mi? Kanalı takip ediyorsanız benim Airbusçu olduğumu biliyorsunuzdur. Ama bunun temeli ne? Öncelikle adamlar uçak yapmış. Yani 2021 yılına geldik. Hala kablo makara sistemiyle uçak kullanmak bana biraz ters geliyor. Ama sonuçta ikisi de kendini kanıtlamış şirketler. O yüzden ne kadar güvenilir olduklarını kanıtlamamız gerekiyor burada. Bundan dolayı da bugün geçmişten günümüze kadar olan kazalarını inceleyip ne kadar güvenilir olduklarını sorgulayacağız. Bugün burada anlatacağım bilgileri airsafe.com üzerinden aldım. 737 Max olayından sonra merak ettim. Hangi şirketin daha fazla ölümle sonuçlanan kazası veya toplam olarak ne kadar kazası olduğuna dair bir araştırma yaptım. Şimdi böyle dersek tabii ki Boeing daha eski bir şirket olduğu için Boeing çıkacaktır. Ama bunları yıla böleceğiz. Neyse fazla uzatmayalım, bakalım neler olmuş. Boeing ilk kazasını 16 Ağustos 1965 yılında bir Boeing 727 uçağıyla yapıyor. Chicago'ya iniş yaparken Michigan Gölü'ne düşüyor ve uçaktaki herkes hayatını kaybediyor. Tabii o zamanlar çok fazla araştırma yapılamadığı için kazada da herhangi bir bulguya rastlanamamış. Şimdi bu olayı baz almayalım. Çünkü Airbus bundan sonra kuruldu. Ve ilk olayını bir A300 uçağıyla 27 Haziran 1976 yılında yaşadı. Bu ve bundan sonraki olaylar aslında bir kaza sayılmazdı. Bu olayları kaza gibi değerlendirseler de ilk olay bir uçak kaçırma olayıydı. Ve uçaktaki 258 kişiden sadece 3 kişi hayatını kaybetti. Bir sonraki olayı yine bir A300 ile 4 Aralık 1984 tarihinde yaşadı ve bu da bir uçak kaçırmaydı. Bu olayda da 153 yolcudan ikisi hayatını kaybetti. A300'ün 3. olayı 3 Temmuz 1988'de oluyor ve bir Amerikan gemisi İran Air'e ait bir A300 yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürüyor. 16 mürettebat ve 274 kişi hayatını kaybediyor. Burada ne çıkartıyoruz? Yani Airbus'un 1970'ten 1988'e kadar bir kazası yok. Boeing eski bir şirket ama Boeing 727'yi 1963 yılında üretti ve 1965'te ilk kazasını yaşadı. Arada çok bir fark yok. 7 yıl. Ama bu 7 yıl içerisinde Boeing 727 11 tane kaza yaptı ve bu kazalarda 664 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki Airbus bu kazalardan hep ders çıkarttı, sistemlerini güncelledi, analizler yaptı ve İlk kazasını A320'nin vurulmasından bir hafta önce yaşadı. Bu kazayı 737 Max videosunda anlatmıştım. Dileyen oradan izleyebilir. Bu kaza yanlış uçuş planı ve kurallara uymamaktan gerçekleşmiş ve 130 yolcudan sadece 3 kişi hayatını kaybetti. O zaman şimdi 1970'ten 1988'e kadar bir hesaplama daha yapalım. Boeing 727 1970'ten 1988'e kadar 28 tane daha kaza yapıyor. Ve bu kazalarda 2249 kişi hayatını kaybediyor. Ve bu değerlendirmelere de kaçırmaları dahil etmedim. Yani Airbus kurulduğu tarihten itibaren 1988'e kadar 3 kişi ama Boeing aynı tarihten 1988'e kadar 2249 kişinin hayatını kaybetmesine vesile oldu. Tabii şimdi bu uçakların kaç kere uçtuğu da çok önemli. Atıyorum ben şimdi uçağımı 10 kere uçurmuşumdur, 3 kere düşmüştür. O zaman 3'te 1'i düşüyor olur. AirSafe sitesi analizlerine göre A300'ün bütün modelleri toplamda 12,57 milyon uçuş yapmış ve 10 tane kaza yaşamışlar. Kazalarda hayatlarını kaybedenlerin oranı ise %5,99. Boeing 727 76,61 milyon uçuş yapmış ve 51 tane kazası olmuş. Kazalarda hayatlarını kaybedenlerin oranı ise %38,6. Şimdi burada her uçak için tek tek inceleme yapmayacağım. Linki açıklamaya eklerim. İsteyen her uçak tipi için tek tek bakabilir. Yani bunu bir tek Airbus ve Boeing olarak algılamayın. Fakat Boeing mi Airbus mu sorusuna en güzel yanıtı Boeing 737 mi yoksa Airbus A320 mi cevabını verecek. Öncelikle uçakları tanıyalım. Max 8 modeli 121,6 milyon dolar olan Boeing 737 kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli, ticari yolcu taşımacılığı yapan bir yolcu uçağı. Boeing'in diğer modelleri 707 ve 727'den üretilerek tasarlanmış olan Boeing 737'nin
toplam 10 versiyonu üretildi. Neo modeli 110.6 milyon dolar olan A320 serisi fly-by-wire flight control sistemini kullanan ilk yolcu uçağı. Bu da 737 gibi kısa ve orta menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan bir yolcu uçağıdır. İkisi de şirketlerinin göz bebekleri. Şimdi bana taraflısın diyebilirsiniz. Evet, taraflıyım. Benim için uçak Airbus'tır. Ama bunun sebebi ise sistemini biliyor olmam. Resmen düşmemek için tasarlanmış. Bunu da zaten videolarını yaptım. Burada yapacağım kıyaslamalara bir sürü yorum gelecek. Ama ben verilere göre konuşuyorum. İnanmıyorsanız siz de açıp airsafe.com'dan bunları inceleyebilirsiniz. A320 1988'den bugüne kadar 119 milyon uçuş yapmış. Ve 14 olay yaşamıştır. Yaşanılan kazalarda ölüm oranı %10.58. Boeing 737 1972'den 1988'e kadar 21 kazaya karışmış ve bugüne kadar 61 tane daha kaza yapmıştır. 238.84 milyon uçuşla ölüm oranı %57.4. Ölüm oranını hesaplamadım arkadaşlar. Çünkü hesap makinesine yazdığım her bir sayı bir kişinin canı. Dolayısıyla kendimi kötü hissettim. Bir iki kişiden bahsetmiyoruz. Binlerce kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bana hangi uçak daha güvenli diye sorarsanız Airbus daha güvenli derim. Bu bir kıstas mı peki? Bence değil. Airbus'taki sistem Boeing'de yok mu? Onlar düşünemiyor mu? Geçmişte yaşanan kazalar bugüne kadar havacılığı geliştirip neredeyse kusursuz bir hale getirdi. Bahsettiğim oranlar birbirlerinden yüksek olsa da 239 milyon kere uçmuş bir uçağın 80 kere kaza yapması o uçağın güvensiz olduğunu göstermez. 239 milyonu 80'e böldüğünüzde 3 milyon uçuşta sadece bir uçuşta kaza yaşanmış. Yani bir uçak 3 milyon kere uçacak ki başınıza böyle bir ihtimal belki gelebilsin. Artık bağlayalım. Gün geçtikçe yeni teknolojiler, yeni sistemler geliyor ve artık pilotsuz uçaklar üretip insan faktörlerini sıfıra indirmeyi planlıyorlar. Korkmanızı gerektirebilecek hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla uçabilirsiniz. Hepinize iyi uçuşlar dilerim. Görüşmek üzere.